Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Eşer Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün sayı basamaklarının ilk videosuyla karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, hem TYT'de hem AYT'de çıkıyor. Önemli konu, bolca sorusu çıkıyor, farklı sorular içerisinde çıkıyor. O yüzden arkadaşlar çok temel bir konunun içerisinde olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu konuyu bir klasik metotlarla çözümlerini göstereceğim. Bir de bu konunun içerisinde bazı incelikler var. O ufak nüansları sizlere çok sağlam bir biçimde vereceğim. O yüzden bugünkü video bizim açımızdan gayet oturaklı, gayet öğretici ve gayet ufkunuzu açıcı bir video olacak. O yüzden arkadaşlar dikkatli dinleyin. Bazı yerleri not almayı unutmayın. O yüzden tabii ki de bu videoda bolca içerisinde dark mod bulunduran bir video olacak. Şimdi hazırsanız video ders kitabımızı açalım. Güzel güzel öğrenmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, ilk olarak çözümleme kısmına bakalım. Şimdi burada özellikle şurada mesela bir tane iki basamaklı bir sayı var. Bir AB sayısı var. Şimdi bu AB'yi biz 10A artı B diye ayırmışız. Peki ne demek oluyor bu aslında? Şu demek oluyor. Sevgili arkadaşlar, bu AB iki basamaklı sayısı dediği zaman bize. Bakın burada büyük karışıklık şu olur. A çarpı B başka bir şey. AB başka bir şey. O yüzden mesela A çarpı B olursa da AB diye veya X çarpı Y olursa da XY diye yazıyor. Bir de XY iki basamaklı olursa da XY diye yazıyor. Aradaki noktayı genelde koymuyorlar. O yüzden siz burada soruda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. XY iki basamaklı sayısı mı yoksa X çarpı Y mi demek bu? Zaten XY iki basamaklı sayısı olsa mutlaka size söyler arkadaşlar orada kısımda. O yüzden buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, mesela bir tane sayı söyleyelim arkadaşlar. Sayımız ne olsun? 12. Şimdi bu ne demek aslında? Bu sayı bir tane 10'dan iki tane de 1'den oluşuyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere. O zaman burası bir tane 10, iki tane 1'den oluşuyor. Şimdi veya 283. Şimdi arkadaşlar 200, bakın iki tane 100'den oluşuyor. Sonra artı 8 tane 10'dan oluşuyor. Artı 3 tane 1'den oluşuyor. Aslında bu şekilde basamaklara ayırma dediğimiz şey bu. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı, burası da yüzler basamağı. Gördüğünüz üzere yüzler basamağını 100'le çarpıyoruz. Onlar basamağını 10'la çarpıyoruz. Birler basamağındaki oradaki sayıyı da 1'le çarpıyoruz. Bu şekilde parçalamış oluyoruz buradaki kısmı. Şimdi burada da bakın gördüğünüz üzere aynı mantık söz konusu. A ne basamağı? Onlar basamağı. O zaman 10A olmuş oluyor. B birler basamağı. Aslında B tane 1. Yani ama 1'i yazmaya gerek yok. B. Bakın buraya gelmiş ABC sayısı. Gördüğünüz üzere 100A. Bakın A yüzler basamağı. 10B bir de bir tane C. Bakın burada A, B, C, D var. Bakın burada bu binler basamağı. A binler basamağı. Ne demek istiyorum binler basamağı olarak? Yani şöyle 4 bir şey yazalım mesela. 3826. Bakın 3000. Gördüğünüz üzere bu binler basamağı. 800. Bu da yüzler basamağı. 20. 2 tane 10 demek. Bir de 6. Yani bu gördüğünüz şey 3 tane 100. 1000 pardon. 3 tane 1000 artı 8 tane 100. Artı 2 tane 10 artı 6 tane 1 anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Buradaki kısımda bu oldukça önemli bir kısım sevgili arkadaşlar buradaki mantıkta. Şimdi burada biz bu şekilde basamaklara ayırarak yapacağız sorularımızı. Bu bizim açımızdan oldukça önemli. Neden? Aslında basit gibi görünse de bazı kritik yerler var burada. Mesela hemen bir örnek daha vereyim size. Şuraya gelelim. Şurayı kullanalım. Şuradaki boş kısmı. Diyor ki bir AB sayısından bir BA iki basamaklı sayısını çıkar diyor. Şimdi bu çıkarma işlemi sırasında genelde yapılan hata şu oluyor. Diyor ki A var ya, sen buraya diyorsun 10A, bu da B artı B. Şimdi eksi, bakın burası çok önemli. Bakın, en fazla yapılan hata burası. Eksi, bakın burayı parantezde koruman gerekiyor. Eksi, şöyle yaparsan hata yapar. Eksi, şu 10B ya. 10B artı A. Böyle yaparsan hata yapmış olursun. Çünkü burada şunu parantez için alman gerekiyor. Çünkü burada eksi, yani çıkan şey 10B de çıkacak, A da çıkacak. Her ikisi de çıkacak arkadaşlar. Yani bu şekilde yazman gerekiyor. O yüzden eksiyi her ikisine de yazman gerekiyor. Bu durumda ne oluyor? Bakın tekrar yazalım. 10A artı B. Bakın eksi içeri de alacak. Eksi 10B. Biliyorsunuz ki içerinin işaretini değiştirir. Bakın eksi A. Her ikisi de eksi olacak. Hani illa da parantez almana gerek yok. Direkt eksi eksi diye de yazabilirsin. Ama bunu sakın unutma. O yüzden burası ne oldu? Bakın 10A'dan A çıktı. 9A oldu. Eksi 10B artı B'den burası da eksi 9B oldu. 9A eksi 9B demiş oluyoruz. Yani bu eksiyi her ikisine de yazmak önemli. Veya şöyle göstereyim size. Mesela dedik ki
A, B, C, eksi C, B, A. Başlıyorum bakın. Bu 100A artı 10B artı C eksi, bakın C yüzler basamağında 100C. Bakın B de çıkacak. Eksi 10B, A da çıkacak. Eksi A. Bakın doğrudan eksiyi her üçüne de yazdım. Çünkü her üçü de çıkacak buradaki kısımda. O yüzden bu bizim açımızdan önemli bir kısım. Bakın bu eksiyi dağıtmayı unutmamanız gerekiyor. Şimdi gelelim nereye? Neredeyiz? Gelelim şuradaki sorulara biraz muhabbet ederek bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, zaten burada A'da, B'de, C'de iki basamaklı sayılar, üç basamaklı sayılar yazılıyor ya. Bu A, B, C ifadeleri bir rakam olmak zorunda. Yani yarın bir gün bir soru geldiği zaman mesela size şöyle bir soru geldi. Dedi ki A eksi B, en son işlemi yaptın, 8 geldi. E hocam bu 12, bu 4 olsun. Çocuğum olamaz çünkü sen bununla A, B iki basamaklı sayısı yazmışsın. Sorunun içerisinde mesela. O yüzden sen buna 12 verebilir misin? Bu bir rakam olmak zorunda. Yani A'nın da B'nin de rakam olması seni rahatlatan bir durum. Peki. Şimdi buraya bir şey bırakacağım. Bu bıraktığım şeyle ilgili. Bunlar rakam olmak zorunda ya. A, B, C rakam olmak zorunda. Bunlarla ilgili arkadaşlar şöyle. Diyor ki size. Bir A, B. Bir de B, C iki basamaklı sayıları var. Bunlar iki basamaklı sayılarmış. Şimdi bu ne demek oluyor şey, iki basamaklı sayılar olduğu zaman? Mesela A'da, B'de, A, B bir de C, A diyelim. C'de bunlar iki basamaklı. Bunlar sıfır olamaz. Çünkü bunlar iki basamaklı sayı olacak ya. A ne olur? Mesela 0, 8 yazabilir misin? Bu iki basamaklı bir sayı mı? Hayır. O yüzden bunların üçü de iki basamaklı sayıysa A'da, B'de, C'de sıfır olamaz. En son aşamada şöyle bir şey demiş. Demiş ki size B eksi C 4, C eksi A, o da 4. Buna göre bana A, B, C sayısını yazın demiş. Bu sayı nedir demiş. Şimdi böyle bir ifade sormuş size. Şimdi A'da, B'de, C'de iki basamaklı sayılarının onlar basamağı. O yüzden her üçü de sıfır olamaz. Bu önemli. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela size dedi ki şöyle bir tane dedi sallıyorum A, D sayısı var. E hocam D de sıfır olmaz. Çocuğum D sıfır olabilir. D birler basamağı. Yani sayı 20 olabilir. Bunda bir sorun yok. Ama sayı olay baştaki sayının. Yani onlar basamağındaki sayının. Veya sana geldi dedi ki A, B, C 3 basamaklı sayı. O zaman arkadaşlar A sıfır olamaz. Ha B ve C sıfır olabilir. Yani o 3 basamaklı olacak ya. Sen buna 0,86 yazarsan bu 2 basamaklı bir sayı oluyor gördüğünüz üzere. Onu söylemek istedim. Şimdi diyor ki bu işlemde A, B, C'yi bulunuz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bunlar bir rakam. Rakamlar ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bakın B'den C çıkmış 4. C'den de A çıkmış 4. Şimdi bu durumda A, B, C ne olabilir diye size sormuş oluyorum. Bu bir sınav sorusu arkadaşlar. En son işlemi yapıyordunuz. Buraya kadar geliyordunuz. Bundan sonrasında bana A, B, C sayısını A, B, C sayısını bir bulmaya çalışın bakalım. Şimdi birazdan buraya tekrar döneceğim. Bu böyle kalsın burada. Şimdi gelelim buradaki ilk sorumuza. Diyor ki A, B iki basamaklı bir doğal sayı. O zaman arkadaşlar A'nın sıfır olma ihtimali yok. Bunu söylemiş olayım şimdiden. Diyor ki A, B artı B 54 eşitliği veriliyor. Buna göre A çarpı B en çok kaçtır? Bakın en çok kaçtır? Bir kere arkadaşlar öncelikle bunları çözümleyelim. Nasıl? A var burada. 10A artı B var bir tane. Bakın buradaki B. Bir de artı bir tane daha tek başına B var. Yani ne oldu arkadaşlar burası? 10A artı 2B eşittir 54 oldu. Şimdi iki yöntem olabilir. Birincisi buradan gidebilirsin. Diğeri işini kolaylaştırmak için burayı da 2'ye bölersin. Burayı da 2'ye bölersin. Burayı da 2'ye bölersin. Yani ne olur? 5A artı B olur eşittir 27 olur. İkisinden de gidebilirsin. Ben üsttekinden gideceğim. Şimdi diyorum ki A'ya ve B'ye değerler vereceğim. Ve diyor ki A çarpı B en çok kaçtır? Şimdi bakın. Biri 10'lu ifade. Yani 10'u çarparak 54'e yaklaşır. Neyle çarparım arkadaşlar? 10'u çarparak. Mesela 10'u 5 ile çarparsam burası 50 olur değil mi? 50'ye 4 eklemem gerekiyor. O zaman B'yi de 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani 10 çarpı 5 50. 2 kere 2 4. Yani 54 oldu gördüğünüz üzere burada kısımda. Devam ediyorum. Bir sonraki kısma geçelim. Burada A ifadesine başka ne verebilirim? 10'un geleceğim. A ifadesine 4 veririm. Bakın 10 kere 4 40 olur. Şimdi 40'tan 54'e gelmek için burada 14 olması gerekmez mi? O zaman B'ye ben 7 vermem gerekiyor buradaki kısımda. Gördüğünüz üzere. B'ye 7 vermem gerekiyor. Bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum bir sonraki kısımda. Ben buraya 3 verirsem burası 30 oluyor. Tamam 30 olacak da burası. Yan tarafa 24 eklemen gerekiyor değil mi 54 olması için? O zaman burada B'nin 12 olması gerekiyor. Peki böyle bir şey olabilir mi sevgili arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmaz. Çünkü neden?
Burada B'yi 12 yapmış oluyorsun. B 12 olamaz sevgili arkadaşlar. Bu gitti. Yani ihtimaller ya 5'e 2 vermek ya da 4'e 7 vermek. Diyor ki A çarpı B en çok kaçtır? 4 A ve B 4 7 28 çarptığın zaman 5 kere 2 10. Tabii ki de en çok burada 28 olmuş oluyor. Şimdi gelip şu aşağıdaki soruya tekrar bakalım arkadaşlar. A, B, B, C ve C, A iki basamaklı sayılar. B eksi C 4, C eksi A 4. Buna göre A, B, C sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bunlar rakam değil mi? Bak az önce orayı anlatmaya çalışıyorum size. Rakam olduğu için sen burada ne verebilirsin? Bak başka çaren yok. Buna 9 vereceksin. Şöyle. Buna 9 vereceksin. Şuna 5 vereceksin. C 5 ya. A ya da buradan 1 vereceksin. Başka çaren yok. E hocam başka bir şey versek olur mu? Olmaz. Neden? Bu arada A'mız neymiş? 1'miş. B'miz neymiş? 9'muş. C'miz de 5'miş. A, B, C 195. E hocam başka bir şey versek olur mu diye sordun. Bakalım olur mu? Hemen. Şimdi B'ye 8 versen burası 4 olacak. Doğru mu? C 4 olacak. Şimdi arkadaşlar C 4 olursa A çıkar, A'nın da 0 olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar bu zaten başka çare yok. Aslında şöyle bir durum var. 0 olamaz ha. Yani burada sayılarımız 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 ya. 0 olamayacak zaten. 0'ı kabul edemiyoruz. Çünkü A, B, C 3'ü de 2 basamak sayıların başında geliyor gördüğünüz üzere. 0 olamaz. O yüzden sen burada 4 fark atacaksın. Bak 4 fark atacaksın burada. Şuradaki kısımda. Şöyle. Pardon. 4 fark açtın. Bir 4 fark daha açtın. Biri 9, biri 5, biri de 1. Bu kadar. Bu şekilde çözmüş oldum arkadaşlar bunu. 9, 5 ve 1'miş ABC sayısı. Şimdi gelin buraya. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda ne diyorsa onu yapmanız gerekiyor sizin. Diyor ki 2 basamaklı AB sayısının rakamları toplamının 8 katına eşittir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bir AB sayısı var. 2 basamak bakın yazıyorum. Eşitmiş kendi rakamları toplamının A artı B'nin 8 katına. Bu kadar. AB 2 basamaklı sayısı A artı B'nin 8 katına eşit. Şimdi ben bu AB'yi ayıralım. Ne oldu burası? 10A artı B oldu. Buraya geldim. Burası da şunu şunu çarptım. Bunu da bunu çarptım. 8A artı 8B oldu. Burası da. Şimdi hemen başlıyorum. Bakın 10A 8A'yı buraya attım. Ne oldu? 2A oldu. Eksi 8A. B'yi de buraya attım. Ne oldu? 7B oldu. Sevgili arkadaşlar. Şu gördüğünüz tablo. Şu gördüğünüz şekil. Bu. Yani 2A eşittir 7B ifadesi var ya. Birçok kere karşınıza gelecek arkadaşlar. Birçok yere karşınıza gelecek bu gördüğünüz eşitlik. Şimdi bu eşitlikte mantık şöyle işleyecek arkadaşlar. Diyeceksiniz ki A ya 2 ile A'yı çarpmışım, 7 ile B'yi çarpmışım birbirine eşit olmuş. Bu ikisinin en sade şekli olmasına dikkat edin. 2 ve 7 sadeleşmiyor zaten en sade şeklinde. O yüzden A yerine 7K, B yerine 2K yazacağız. Ne demek istiyorum burada? Burada K bir değişken diye düşünebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bakın K yerine 1 verdim. O zaman A yerine 7 yazarım. B yerine 2 yazarım. Bakın. 7, 2 kere 7 14. 7 kere 2 14. Ya da bak. K yerine 2 verdim. Burası 14 oldu. K yerine 2 verdim. Burası 4 oldu. 2 çarpı 14 28. 7 kere 4 28. Gördüğünüz üzere. Bakın aynı geliyor gördüğünüz üzere. Şimdi o yüzden burada sen şunu yapmış oluyorsun. Bunun katsayısını buraya yazmış oluyorsun. Bunun katsayısını da buraya yazmış oluyorsun aslında. 7K, 2K. Ha, burada K'lar bir sürü değer alıyor. Hocam K'ya 10 versek ne olur? Şimdi ver 10, burası 70 oldu. Ver 10, burası 20 oldu. 2 kere 70, 140. 7 kere 20, 140. Yani bunlar çarpım olduğu için birbirlerine eşit gelmelerinin başka çaresi söz konusu değil sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. O yüzden gördüğünüz üzere 2A eşittir 7B ifadesinde A yerine 7K, B yerine 2K yazmış oluyor sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi konuşmaya devam edelim. Şimdi burada A yerine 7K, B yerine 2K yazdık da A ve B de birer rakam olmak zorunda sonuçta, doğru değil mi? Başka çare yok çünkü AB 2 basamaklı sayısı yazmışız bakın. Burada AB 2 basamaklı sayısı yazıyor. O yüzden bunlar rakam olması gerektiği için K yerine 1 verebilirim. Yani o zaman A'mız burada 7 oluyor. B'miz de 2 oluyor gördüğünüz üzere. O yüzden A'mız 7, B'miz 2. Bize neyi soruyor? A artı B. 7 artı 2'den cevabımız 9 olmuş oluyor arkadaşlar buradaki kısımda. Geldim buraya. Evet bizim için fark etmez. Başlıyorum. A bölü B oranı. Hemen şunu ayırıyorum öncelikle. 10A artı B. Şurada da bir tane daha A var. Artı A eşittir 61. Şimdi bu ifadeye baktık. 10A artı A ne oldu? 11A artı B eşittir 61. Şimdi biz kafası çalışan insanlarız.
Diyeceğiz ki şimdi bak A ve B rakam olacak, doğru değil mi? Ben 11 ile bir şeyi çarpacağım. 61'e çok yaklaşacağım. Sonra da bir rakam ekleyeceğim. E hocam 11 ile 3'ü çarp. Çocuğum niye 3'ü çarpayım? 11 çarpı 3 burası kaç eder? 33 eder. Abi 33'e benim 33'ü 61'e getirmek için benim eklemem gereken sayı 28. Ben burada B'ye 28 mi vereceğim? Veremem. B de bir rakam olmak zorunda. O yüzden burada 3 vermek çok mantıksız. Ne verelim? 5 verelim arkadaşlar. 5 verirsen burası ne oldu? Burası 55 oldu. 55 artı bak bu B'miz ne oluyor? B'miz de 6 oluyor. 5 verdim, 6 verdim. Yani A yerine 5 verdim, B yerine 6 verdim. A bölü B'yi sormuş, 5 bölü 6 oluyor arkadaşlar. Buradaki ifadenin sonucunu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi gelelim bir sonraki kısma. Bir sonraki kısım bu. Bu kısım bizim için önemli sevgili arkadaşlar. Bu kısmı göstereceğim. Bu bizim dark modumuz olacak. Ve bence bugünkü yani konunun en kaliteli çözümü yapan kişilerden olacaksınız bu konuyla ilgili. Bu dark moddan sonra. Çünkü herhangi bir tehlike unsuru anında başka formüller, başka metotlar da görmüş olacaksınız. O yüzden bu dark mod önemli. Bu soruyu dark moddan anlatacağım. Bu dark modun devamlılığını sağlayan soruları da etkili matematik kitabından seçip çözeceğim arkadaşlar sizlere. O yüzden ilk videoyu bu dark modla sınırlı tutacağım. Ardından ikinci videoda da full soru çözeceğiz arkadaşlar etkili matematik kitabından. Bolca sorumuz var. Onların hepsini bitireceğiz. Şimdi ışıklar kararsın, dark mod açılsın. Sevgili arkadaşlar, şimdi yine biraz muhabbet zamanı. Nasıl muhabbet zamanı? Gelin. Şimdi bizim bazı sayıları incelemeye başlayalım. Bu gördüğünüz sayı 12 sayısı. 12 sayısı bize 1 çarpı 12 diyebilir miyiz bu sayıya? Diyebiliriz. Gayet mantıklı. Peki yani 10, 1 tane 10 artı 2 tane 1 yerine 12 çarpı 1 tane 12 diyorum. Şimdi 12 yanına bir 0 koydum. Bu ne oldu? 120 oldu, doğru değil mi? Ben buna 10 tane 12 diyebilir miyim? Derim. Çünkü yanında 0 var. Bu 10 tane 12 demek. Peki benim elimde 1200 sayısı varsa, ben bu 1200 sayısına 2 tane 0 var ya, 100 tane 12 diyebilir miyim? Gayet diyebilirim gördüğünüz üzere. Yani bunu şöyle ayırmıyorum. 1000 tane 1, 2 tane 100 diye ayırmıyorum burada. Bunu da gayet diyebilirim. Devam ediyorum. Peki bana 1212 sayısını verdi. Ben 1212 sayısına 1200 artı 12 diye yazabilir miyim arkadaşlar bunu? Gayet yazabilirim. 1200 artı 12, 1212. Peki arkadaşlar burada 1200 dediğimiz sayı 100 tane 12 iken 12 dediğimiz sayı, bakın burada da gösterdim, 1 tane 12 değil midir? Evet. Bakın 100 tane 12, 1 tane 12. Gördüğünüz üzere. Peki 100 tane elma artı 1 tane elma diye düşünürsek bu 101 tane 12 demek değil midir? Evet, 101 tane 12 demektir. Bakın gördüğünüz üzere 101 tane 12 oldu bu. Gayet zekice bir durum. Şimdi bakın burada aslında size göstermek istediğim şey şu. Şu 1212'yi 1 tane 1000, 2 tane 100, 1 tane 10, 2 tane 1 diye ayırmak yerine 1200 ve 12 diye ayırdım. 1200 100 tane 12, diğeri de 1 tane 12. Yani 101 tane 12, yani 101 çarpı 12 diye yazdım. Bu çok daha fazla benim işime yarayan bir şey. Yani o iki basamaklı kısmı korudum veya bazen üç basamaklı kısım olacak. Onları korudum ve o koruduğum kısım üzerinden soruyu çözdüm. Ve soruyu 1000 tane A, 100 tane B falan filan diye kaotik bir noktaya sürüklemedim. Bu şekilde bıraktım. Şimdi biraz daha konuşacağım. Peki bunu AB'li olduğu zaman nasıl yapacağız? Mesela AB ifadesi. Bu 1 tane AB demek değil midir? Evet. Peki AB yanına 0 koydum. Arkadaşlar bu da aynı 120 gibi 10 tane AB demektir. O nasıl 10 tane 12 ise bu da 10 tane AB demektir. Peki AB'nin yanına 2 tane 0 koydum. O zaman bu da 100 tane AB demektir. Peki elimde AB AB sayısı varsa aynı 1212 gibi, o zaman bu sayı AB AB sayısı ya, bu şu demek değil mi bakın. Bu AB AB sayısı. AB 0 0 artı AB demek değil mi? Ancak buradan gelir yani bu. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim yani. AB 0 0 artı AB şeklinde yazabilirim. Peki AB 0 0 dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 100 tane AB'ydi. Yazıyorum. Bu 100 tane AB artı AB'de 1 tane AB. Peki 100 AB ile 1 AB'yi topladığım zaman ne oldu? 101 tane AB oldu. Gördüğünüz üzere AB AB sayısını 1000 tane A, o 100 tane B artı 10 tane A artı 1 tane C şeklinde ayırmak yerine
101 çarpı AB diye ayırdım. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Bunu şöyle ayırmak da var tabii ki de. 1000 tane A artı 100 tane B artı 10 tane A artı B. Şimdi bunun yerine bunu tercih edeceğiz arkadaşlar bazı yerlerde. Ve çoğu yerde tercih edeceğiz burada kısmı. Ve arkadaşlar bunu yıldızı koyduğum şekilde yapmakla diğer türlü yapmak arasında uçurum var. Hız olarak inanılmaz uçurumlar var. Şimdi onu konuşacağız. Önce bu soruyu çözelim. Sonra biraz daha beyin fırtınası yapalım bu olay üzerine. Şimdi sorumuz bu. Bunu mutlaka yazın arkadaşlar bence burada kısmı. Yani kağıdınıza bir yerinize yazın. Bu sizde kalsın. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki 3 basamaklı 2xy sayısı 2 basamaklı yx sayısının 4 katından 2 fazladır. Buna göre x çarpı y'nin çarpımı kaçtır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar burada kısımda. Şimdi geldim buraya. Şimdi bu gördüğünüz sayı, şunu siliyorum. Üste yapacağım. Şimdi 3 basamaklı 2xy sayısı. İşte ben bunu şöyle şöyle 2 basamaklı sayısı yx sayısının 4 katına 2 fazladır. Yazıyorum arkadaşlar. 2xy sayısı eşittir 2 basamaklı yx sayısının yani yx'in 4 ile çarpılmış halinden 2 fazla. 4 yx'in 4 katından 2 fazlaymış. Bunu bu şekilde yazdım. Şimdi arkadaşlar çözmeye başlıyorum. Bunda galiba pek başka çarem yok. O dediğim gibi bir ayırma imkanı mümkün değil gibi görünüyor. O zaman başlıyorum arkadaşlar çözmeye. Burası ne oldu? Şurası 200 artı burası ne oldu? 10 tane x artı bir tane y. Şu gördüğün yx2 basamaklı sayısı ne demektir arkadaşlar? 10y artı x demektir. Neden böyle ayırdım? Çünkü 4 ile çarpacağım. Çarptım 4 ile. Çarptım 4 ile. 40y artı 4x artı 2. Buraya kadar geldim. Şimdi bakın. Ben burada ne yapacağım? Sayıları bir tarafta. Yani 2'yi karşıya attım. Burası ne oldu? 198 oldu. 200'den 2 çıktı. Şimdi bak. 10x'i de bu tarafa attım. Bakın. Eksi 10x diye geçti. Artı 4x var. O zaman eksi 6x kaldı burada. Y'yi de karşıya attım. 39y eksi 6x diye burada kaldı. Şimdi ben buraya bakıyorum bu soruya. 39y'den 6x çıkaracağım ve 198 bulacağım. Şimdi birçok şekilde yapılabilir. Ama ben daha da kolaylaştırmak için şunu gördüm. Ha, 198 de 3'e bölünüyor. 39 da 3'e bölünüyor. 6 da 3'e bölünüyor. Her hocam 198'in 3'e bölündüğünü nereden anladınız? Bir sonraki konumuz bölme bölünebilme. Rakamlarını topladığı zaman 3 ve 3'ün katıysa o zaman 3'e bölünür. Şimdi burada 1, 9 ve 7, 18 etti. Şimdi bunu şimdi gelip şunu önce şuradan başlayalım. Şunu 3'e bölelim. Ne oldu? 2x. Bunu 3'e bölelim. 13y. Şöyle yazayım hatta. 13y eksi 2x eşittir. Şimdi 198'i 3'e böleceğiz. Hocam ben bilmiyorum 198'i nasıl 3'e. Çocuğum 198'i 3'e bölerken şöyle bölebilirsin. 198 ya ifade. 180 artı 18. 180'i 3'e böl. Yani aslında 18'i 3'e bölmüş oluyorsun. 60. Bir daha 18'i 3'e böl. 6. Yani bu ne oldu? 66 oldu. Şimdi senin burada x'e ve y'ye vereceğin değerler burada. Şimdi 13'ü bir şeyle çarpacakmışsın. Sonra 2'nin bir katını çıkaracaksın ama x de y'de rakam olacak ve 66 gelecek. Bu nasıl olabilir? Şimdi bir kere 13 ile 5'i çarparsan 65 olur. Şimdi 65'ten bir şey çıkarsa 66 elde edemezsin. O zaman 13 ile 6'yı çarpalım. Burada x, y yerine 6 yapalım. 13 kere 6 kaç etti arkadaşlar? 78 ediyor. Bakın burası şu kısım. Şu kısım 6 verdiğim zaman 78 elde. Peki ben 78'den ne çıkarırsam acaba? 2x çıkaracağım ya. 66 olur. Burada 2x'in ne gelmesi gerekiyor? 12 gelmesi gerekiyor. O zaman x'imiz ne oldu? O zaman x'imiz de 6 oldu gördüğünüz üzere. Hem x'imiz 6 hem y'imiz 6. O zaman bize neyi soruyor burada? X çarpı y'nin çarpımı 36'dır arkadaşlar. Her ikisini de bulmuş oldum burada kısımda. Şimdi bu soruyu bu şekilde gayet bakın özellikle sadeleştirme yaparak hepsini bir tarafta toplayarak çözdüm sakince. Şimdi bir önceki anlattığım kısmı tekrar gelelim. Önemli birkaç şey söyleyeceğim size. Bakın bu sorunun bu tarz çözümün ne kadar işe yaradığını göstermek adına oldukça önemli bir kısım. Bakın geliyorum buraya. Size şöyle bir tane soru verdiği zaman yine arkadaşlar bu soruyu bence yazabilirsiniz. Gayet güzel bir soru söyleyeceğim size. Diyorum ki AB bölü BA 19 bölü 25 ise A çarpı B kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar bu soru eğer ilk yani o amatör metotla çözüldürürse eğer
ki amatör metot da diyemeyiz bunu ama genel geleneksel bir metotla çözülürse çok büyük bir baş belası yaratır. Hemen göstereyim nasıl bir baş belası yaratacağını. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz başlıyorum burası. 1000A artı 100B bakın B de burada 100B artı 10A artı B bölü aşağı geldim 1000B artı 100A artı 10B artı A. Neymiş? 19 bölü 25. Haydi tabana kuvvet. Bunu bununla çarp, bunu bununla çarp. Baş belası bir durum arkadaşlar. Ya da şunları top düzenleyelim, öyle çarpalım. 100A, 10A, 100, pardon 1000A, 1010A, 1010. 1010 tane A, 100B, B, 101 tane B bölü, aşağıda da 1000B, 10B, 1010B artı şununla da şunu topladım. 101A eşittir 19 bölü 25. Hadi çapraz çarpım. Ondan sonra onu o tarafa at, bunu bu tarafa. Sabaha kadar uğraşırsın. Şimdi gayet cool bir şekilde çözeceğim. Bakın izleyin. Şimdi soru bu ya. Şimdi burada bakın AB AB ifadesi var. Gördünüz mü? AB AB ifadesi var. Şurada. Şimdi ben bunu şöyle yazabilirim değil mi? AB 0 0 artı AB. Altta da BA BA ifadesi. Onu da BA 0 0 artı BA diye yazabilirim. Şimdi bakın buraya doğru geldim. Şu geldim, şu gördüğüm şey ne? 100 tane AB artı AB. Bu gördüğüm şey ne? 100 tane BA artı BA. Yani 101 AB bölü 101 BA oldu gördüğünüz üzere burası. Şimdi bu şekilde yazdım. Çünkü 100 tane A, bir tane 100 tane AB, bir tane AB, 101 AB. 100 tane BA, bir tane BA, 101 BA. İşin güzel yanı ne? Şu 101, 101 yani 101 çarpı o zaman AB BA'yı götürdü. Şöyle 101'ler birbirini götürdü. Ne oldu? AB bölü BA neymiş? 29 pardon 29 değil, 19 bölü 25. Şimdi burada şöyle bir kerizliğe devam etmeye gerek yok. Şimdi bak. AB, BA 19 bölü 25. Daha da pratikleşiyorum. Şimdi burada büyük kerizlik şöyle olur. Burayı 10A artı B diye açıp burayı da 10B artı A diye açıp çapraz çarpım yapıp yoluna devam etmek. Ben diyorum ki ne gerek var buna? Bakın bunlar birbirlerinin yer değiştirmiş halleri gördünüz mü? AB ve BA. Peki 19 bölü 25 19'da 25 birbirinin yer değiştirmiş hali mi? Hayır değil. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 19 bölü 25 ya, ikisi, bunu 2 ile çarpalım 38. Bunu 2 ile çarpalım 50. Sonuçta 38 bölü 50 ile 19 bölü 25 birbirinin aynısı. Peki 38 bölü 50'de birbirinin yer değiştirmiş halini rakamlar? Hayır. O zaman 19'u 3 ile çarpalım 57. 25'i 3 ile çarpalım 75. Vallahi de buldum. O zaman buradaki sayılardan bir tanesi üstteki 57, alttaki 75. 57 bölü 75 de 19 bölü 25 de aynı şeydir 3'e bölündüğü zaman. O yüzden burada A'mız 5, B'miz 7, çarpımları da 35 gelmiş oluyor. Arkadaşlar inanılmaz hızlı çözüyorum. İnanılmaz fark yaratıyorum. Şimdi burada kitapta bununla ilgili sorular var. Ona geçeceğim. Sadece bu kısmı inceleyeceğiz. Sonra da diğer videoda full soru çözümüne geçeceğiz. Hemen kitaba geçelim. Bazı arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki matematikten kaç net yapıyorsun? Hocam 30 küsür net yapıyorum. Peki kaç dakikada yapıyorsun? Hocam süre tutmadım ya diyor. Arkadaşlar sınav en çok doğru yapanın değil. En çok doğruyu belirli bir sürede yapanın kazandığı bir sınav. O yüzden burada süre kısmı çok önemli. Testlerinizi çözerken Türkçe'de, matematikte fark etmez. Her birinde süre tutmanız sizin için müthiş bir avantaj sağlayacaktır. Ama en azından kaç dakikada bitirdiğiniz önemli. Sevgili arkadaşlar, hızlanmak için ne olması gerekiyor? Hızlanmak için metodunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Bugün İstanbul'dan Kocaeli'ne 1500 yılında nasıl giderdim diye sorsaydınız size derlerdi ki bu at yerine daha hızlı bir at var. Onu seçebilirsiniz. Ama fark ediyorsanız teknoloji hala at. Atla gidiyorsunuz. Siz de derdiniz ki ha o zaman bu at değil bu atla giderim. Arkadaşlar atla ne kadar hızlı gidebilirsin ki zaten. Ama eğer metodu değiştirirseniz, soru çözme metodunuzu öğrenirseniz ki ben bunu mesela Sıfırmatik kampında ve tüm bu kamp boyunca size öğreteceğim. Siz at teknolojisinden araba ve uçak teknolojisine geçmiş oluyorsunuz. Bu sayede sadece netlerinizi arttırmıyorsunuz. Aynı zamanda hızlı çözme metotlarınızı da fazlasıyla geliştiriyorsunuz. O yüzden kesinlikle
süre denetimi de fazlasıyla önemli. Metotları iyi kapın, metotları öğrenerek gidin. Evet sevgili arkadaşlar, kitaptaki ilk sorumuz bu. AB, AB 4 basamaklı sayıdır. AB 2 basamaklı sayıdır. AB, AB sayısı AB'nin oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar zaten bunu birçok kere yaptık az önce. AB, AB dediğimiz şey AB 0, 0 artı AB demek. Şu gördüğün 100 tane AB demek. Bu da bir tane AB demek. Yani toplamları 101 tane AB demek gördüğünüz üzere. Burası 101 AB bölü. Burada da bir tane AB. Bunu oranını sormuş. 101 AB. O zaman sadeleştirdiğim zaman cevabım 101 olmuş oluyor. Bu kadar rahat bir biçimde çözdüm. Yoksa baş belası bu soru. Devam ediyorum. Bunu mesela ayırarak çözmeye çalışsanız da. Ayır bakalım. 1000 A artı 100 B artı 10 A artı B. Mümkün değil yani. Başın belaya girer. O yüzden böyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki kısım. Bir sonraki kısım bu. Şimdi sorumuz bu. Şimdi diyor ki bunu diyor bul. Ne? ABC 3 basamaklı, BC 2 basamaklı sayı diyor. ABC eşittir 11 tane BC diyor. Olduğuna göre en küçük ABC sayısı için A çarpı B çarpı C kaçtır demiş. Şimdi bak. Bak bak, fark ediyorsan burada bir tane BC gördüm. Burada da bir tane BC gördüm. Ben bunları niye ayırayım ya? Bak gördüm, bak kalıpları gördüm. Bak şimdi izle burayı. Ben bunu A 0 0 artı BC diye yazabilir miyim? Burada da ne var? Burada da 11 tane BC var. Şimdi izle. A 0 0 kaldı ya burada. A 0 0 ne demek? 100 tane A demek. Şimdi bak buradaki BC'lerden birini karşıya atarsak burası ne oldu? Eksi BC diye geçti değil mi burası? 11 tane BC'den bir tane BC çıkarırsan ne oldu burası da? 10 BC oldu. Şimdi devam edelim bakın. O 100 A eşittir 10 BC. Bu arada BC B çarpı C değil. Bu iki basamaklı sayı. BC iki basamaklı sayısı. Şimdi şunu 10'a böl, bunu da 10'a böl. Ne oldu? 10 tane A eşittir BC iki basamaklı sayısı. Şimdi kafayı çalıştıralım arkadaşlar. Ben burada A'ya ne verirsem vereyim. Mesela A'ya 2 verdim. BC sayısı 20 oldu. Doğru değil mi? A'ya 3 verdim. BC sayısı 30 oldu. Ama her seferinde bu C ifadesinin sonu 0'la bitiyor. Çünkü 10 A eşittir BC'ymiş. O zaman burada A çarpı B çarpı C'nin çarpımı kaçtır derse, C her türlü 0 olduğu için o zaman çarpımları kesinlikle 0 olur. Bu kadar rahat bir biçimde yaptım soruyu. Bakın kalıbı korudum. Kalıbı parçalamadım. Şimdi geldim buraya. Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki rakamları yazıyor. Daha sonra eliyle C sayısını kapatıp öğrencine kalan 4 rakamdan AB 2 basamaklı sayısının 2C katı olacak şekilde bir sayı oluşturmalarını istiyor diyor. Tamam. Okey. Öğrencinin oluşturduğu sayı 12 AB 4 basamaklı sayısı olduğuna göre C sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi tekrar bakalım buraya. Ne demiş? Önce C'yi kapatmış. C'yi kapatmış. Diyor ki kalan 4 rakamdan AB 2 basamaklı sayısının, bakın AB 2 basamaklı sayısının 2C katı olacak şekilde AB 2 basamaklı sayısı çarpı 2C katı. Yani 2 çarpı C katı. AB 2 basamaklı sayı, bakın 2C 2 basamaklı sayı değil. 2 çarpı C o. Katı olacak şekilde sayı oluşturun demiş. Ve sonuç şu çıkmış. Buna göre C sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sorumuz bu. Şimdi bakın. Burada bir AB kalıbı var. Burada AB kalıbı var. Bunları yakaladım. Şimdi geri geliyorum. Bak izleyin burayı. Şimdi bakın bu AB 2 basamaklı sayısı. Kaç tane? 2C tane AB 2 basamaklı sayısı. Şimdi ben burayı 1200 artı AB diye ayırabilir miyim? Bakın AB kalıbını bozmuyorum fark ediyorsanız. Eşittir. Burada AB 2 basamaklı sayısından kaç tane var? 2C tane var. Bakın 2, bakın 2 çarpı C diye yazayım da hata olmasın burada. Şimdi bakın. Buradaki AB'yi karşıya attım. Ne oldu arkadaşlar? Bakın tekrar gösterelim. AB'den 2 çarpı C tane var. Eksi bir tane daha AB oldu. Şöyle bunu da koruyayım. Bu AB 2 basamaklı sayısı. Neymiş bunun sonucu? 1200'müş. Şimdi bakın. Dikkat edin. Burada parantezi alacağım. Bakın burada da AB 2 basamaklı sayısı var. Burada da AB 2 basamaklı sayısı var. O zaman bu AB 2 basamaklı sayısını parantezin dışına alırsam burada ne kaldı geriye? Burada 2C kaldı. Arada ne var? Eksi var. Buradaki AB'nin tamamını dışarı aldığım için burada da 1 kaldı. Ne demek istiyorum? Bakın tekrar çarp 2C çarpı AB. Tekrar çarp bir tane AB. Yani AB'leri dışarı çekmiş oldum burada. Bu neye eşit? 1200'e eşit. Şimdi kafamızı çalıştıralım. Bir 2 basamaklı sayı var. Bir de burada başka bir tane sayı var. Bu ikisinin çarpımı 1200 olacak. Bu ne olur? Mesela aklıma ne geliyor? Mesela
1200 nedir? 100 çarpı 12. D, yani bu 3 basamaklı sayı arkadaşlar. 3 basamaklı olmaz. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? Burada 120'den aklınızda kalabilir. 8 çarpı 15'te. O zaman burada 80 çarpı 15. Acaba bu 80, bu 15 olabilir mi? Nereden anlayacağım bunu? Şuranın 15 olması için. C ifadesi bir rakam olmak zorunda. C'ye ben 8 verirsem 2 kere 8 16 eksi 1 15. O zaman A'mız 8, B'miz 0, C'miz de 8 olmuş oluyor. C sayısı nedir diyor? C sayısı 8'dir diyor. Hocam 80 çarpı 15 nasıl aklınıza geldi? Aslında şöyle arkadaşlar. Aklıma şöyle geldi. 1200 ifadesi var ya. Şimdi 1200 ifadesi nedir arkadaşlar? Şöyle ayırayım hemen. 100 çarpı 12. 100'ü de ayırdım. Ne oldu? 10 çarpı 10 çarpı işte 4 çarpı 3. Şimdi mesela bu sayılar bunlar ya. Peki hocam niye aklınıza? Şunun ikisini alalım. Hocam peki aklınıza neden 40 çarpı 30 gelmedi diye sorabilirsiniz bana. Şimdi 40 çarpı 30'a bakalım. Tamam, burası 40 olabilir. Ama buranın da şu, pardon, şuranın şurası 40 olabilir. Ama 2c-1'inde 30 olması gerekiyor. Ama 2 çarpı c eksi, arkadaşlar c'ye en büyük 9 verebiliyorum ben zaten. 2 çarpı 9 18, 1 çıkarsa 17 olabiliyor maksimum. O yüzden oraya 30 yapamam. O yüzden biri 80, diğeri 2c-1 ile ve c yerine rakam yazarak gelebilecek bir sayı olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde durum. Şimdi geri geliyorum. Geldim buna. Evet, günün güzel sorularından biri. Diyor ki x artı y artı z'nin toplamı kaç? Bakın burada 1000x diye falan ayırırsan gitti. Bak kalıbı gördüm, kalıbı gördüm. Hayatta oynatmam yerinden. Bak izle şimdi. Şurayı şöyle yazıyorum. X, Y, Z, 0. Artı 6. Buraya geliyorum. 6. Burası 6000 zaten. Artı X, Y, Z, artı 9. Gördüğünüz üzere yazdım bunu. Şimdi bakın hiçbir şey oynatmam. X, Y, Z'ler sabit. Bakın bu kaç tane X, Y demek? Ya sonunda 0 var. 10 tane X, Y, Z demek. Şimdi bu 6'yı buraya attım. Buraya eksi 6 diye geçti. Bak bu x, y, z'yi de buraya attım. Eksi bir tane x, y, z oldu. Şimdi burası ne oldu? 6000. 9 eksi 6 ne olur? 3 olur. O zaman 6003. 6003 oldu. Şimdi 10 tane x, y, z'den bir tane x, y, z çıkarırsam ne oldu? 9 tane x, y, z sayısı, 3 basamaklı sayısı eşittir 6003 oluyormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi sen gelip burayı 9'a böleceksin. Burayı da 9'a böleceksin. Gördüğün üzere. Şimdi bu iki tarafı da 9'a bölersen direkt x, y, z sayısı çıkacak direkt doğrudan. Şimdi peki nasıl burayı iki tarafı da 9'a böleriz? Ben olsam şöyle yaparım. Önce burayı 3'e bölerim. 3 kaldı ya. Bunu 3'e bölmek kolay bakın. Şu 2, 0, 0, 1. Direkt 2001 geldi. Şimdi 2001'i bir daha 3'e böleceğim. 2001'i bir daha 3'e bölersem kaç olur arkadaşlar? 667 mi olur? X, y, z 667 oldu. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde geldi. Bunu normal bölmeyle yapabilirsiniz. 660. O zaman biri 6. Biri, diğeri de 6. Diğeri de 7. Bize ne soruyor? X artı Y artı Z toplamı kaçtır diye sormuş. 6, 6, 7'yi toplarsak 12, 19 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki başka soru var mı diye bakıyorum da. Evet, 19 gelmiş oluyor. Cevabımız Bursa geldi arkadaşlar. Buradaki sorunun cevabı da. Evet. Bu metodu anladıysanız bu bizim önemli, çokça kullanacağımız metod. Kalıbı bozma, bu şekilde devam ettir diyeceğiz. Bugünkü videonun, yani bugünkü ilk videonun sonuna geldik. İkinci videoda arkadaşlar Etkili Matematik yayınlarından bolca soru çözeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.